Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda YouTuber'lar için en iyi 3 eklentiyi sizlere tanıtacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve hemen yanındaki bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. YouTuber'ların işini kolaylaştıran birçok eklenti var. Bunlar Chrome'da da ekleniyor. Bildiğim kadarıyla Opera gibi tarayıcılarda da ekleniyor. Ama tabii ki ben burada Chrome'da göstereceğim. Chrome en çok kullanılan olduğu için orada sizlere göstermek istedim. Ama dediğim gibi diğer tarayıcılarda da bu eklentiler bulunuyor diye biliyorum. Ama tabii ki YouTube'u en verimli şekilde kullanmak için Chrome kullanmanız daha iyi olacaktır. İsterseniz çok da vakit kaybetmeden ilk eklentimizle başlayalım. İlk eklentimiz vidIQ arkadaşlar. vidIQ'yu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. vidIQ YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışan, video üretmeye çalışan herkesin kullandığı, YouTuber'ların oldukça işini kolaylaştıran bir eklenti. Şu anda ben vidIQ'nun Google eklenti sayfasındayım ve buradan Chrome'a ekleyeceğim. Hemen burada zaten ekranda siz de görüyorsunuz Chrome'a ekle şeklinde bir buton bulunuyor. Bu butona tıkladığımda burada böyle bir ekran çıkıyor karşıma. Burada uzantı ekle diyorum ve uzantımı bu şekilde ekliyor. Gayet kolay bir şekilde uzantımı Google'a eklemiş oluyoruz. Uzantımız eklendikten sonra sağ tarafta böyle bir yapboz işareti çıkıyor. Bu da uzantılar anlamına geliyor. Ona bir kez tıkladığımızda burada zaten vidIQ karşımıza çıkıyor. Şu sabitlemeye de tıkladığımızda vidIQ buraya geliyor. vidIQ geldikten sonra üstüne şöyle bir kez tıklıyorum. Daha sonra karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda arkadaşlar vidIQ'ya giriş yapmanız gerekiyor. Verileri görebilmek için. Bunun için isterseniz bir hesap açabilirsiniz veya Google hesabınızla da bağlanabilirsiniz. Ben şu anda kendi hesabıma giriş yapacağım. vidIQ hesabınıza giriş yaptığınızda artık vidIQ'yu kullanabiliyorsunuz. Ben şu anda herhangi bir videomun ayrıntılar kısmındayım. Yani video düzenleme kısmındayım. Normalde videoya attığınızda videonun etiketlerini, açıklamasını, başlığını giriyorsunuz ve bunları girerken vidIQ gerçekten çok yardımcı oluyor size. Şu şekilde aşağı indiğimizde zaten göreceğiz. Burada vidIQ'nun bir tablosu bulunuyor ve burada SEO skorunuzu sizlere gösteriyor. Normalde YouTube'un böyle bir özelliği yok. Yani kelimelerin ne kadar SEO skoru olduğunu YouTube size göstermiyor. Sizin tahmininiz de anca yapılabilecek bir şey. Ama vidIQ bu konuda size çok yardımcı oluyor ve kelimelerin ne kadar SEO skoru olduğunu ve aynı zamanda bunların toplam nasıl bir SEO skoru elde ettiğini sizlere gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz veriler de zaten bunu ifade ediyor. Şu anda mesela etiketler kısmına indim. Etiketler kısmına indiğimde de şunu görüyorum. vidIQ bana videomun hangi sırada bulunduğunu da gösteriyor. Yani bu etiketi insanlar arattıklarında benim videom hangi sırada çıkıyor? Bana bunu da gösteriyor. Bu şekilde de videomun hangi sıralamalarda bulunduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Ve aynı zamanda ilk girdiğim etiketin de SEO skorunu yanında gösteriyor. Eğer vidIQ Boost kullanırsanız, yani vidIQ'yu premium bir şekilde kullanmaya başlarsanız, ki şurada zaten şimdi yükseltin seçeneğini görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz etiketlerin hepsinin SEO skorunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu aşağı kısımda önerilen etiketler var. Bu etiketlerde normalde bize 3 tane etiket veriyor. Ama eğer siz premium satın alırsanız burada size neredeyse sınırsız etiket sunuyor. Yani şöyle diyebilirim, sizin ihtiyacınız olan bütün etiketleri aşağıda size sunuyor ve oradan tek yapacağınız şuradaki artı butonuna tıklamak oluyor. Bu yüzden YouTube'a yeni başlamış biriyseniz vidIQ Boost'u da kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle çok işinize yarayacak ve kanalınızı geliştirmede size çok yardımcı olacaktır. Ben şu anda vidIQ'nun normal sürümünü kullanıyorum çünkü anahtar kelimelerin aslında şu anda ne kadar SEO skoru olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Bu da zaten vidIQ'yu yıllarca kullandığım için aşağı yukarı anahtar kelimelerinde ne kadar videoya etki ettiğini anlayabiliyorum ve ona göre etiketlerimi girebiliyorum. Ama dediğim gibi yeni başlamış biriyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda vidIQ'nun şöyle bir özelliği var. Ben şu anda herhangi bir videodayım. Bu videonun sağ kısmında bu videonun SEO skorunu da görebilirsiniz. Yani kanal size ait olmasa bile herhangi birinin SEO skorunu görebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıda o kişinin etiketlerini de görebilirsiniz. Böylece siz de benzer videolar çeken insanların etiketlerini görüp öne çıkmak için o etiketleri de kullanabilirsiniz. Aslında bu da kanalınızı öne çıkarmak için bir adım olacaktır. Bu şekilde vidIQ sayesinde YouTube'daki çoğu işinizi daha kolay ve daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden diğer eklentimize de geçelim. Bir sonraki eklentimiz ConvertYou arkadaşlar. ConvertYou ne işe yarıyor
isterseniz ondan da kısaca bahsedeyim. Convertio sizin yanlış formatta kaydettiğiniz videoları veya yanlış formatta olması da şart değil. Bir videonun formatını, bir fotoğrafın formatını, bir sesin formatını değiştirmek istiyorsanız burada yardımınıza koşuyor aslında. Şu anda Convertio'nun ana ekranındayım ve Chrome'a ekle diyeceğim. Zaten nasıl çalıştığını anlatırken de size daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim ne işe yaradığından. Burada görmüş olduğunuz gibi yine aynı ekranı gördük. Uzantı ekle diyorum ve uzantımı zaten kolay bir şekilde ekliyorum. Convertio uzantım eklendikten sonra burada zaten çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Ona bir kez şöyle bir tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi karşımıza metin tanımlama, video dönüştürücü, ses dönüştürücü, görüntü dönüştürücü birçok seçenek çıkıyor. Bunlardan hangisini kullanacaksak ona tıklıyoruz. Ben şu anda bir görüntü dönüştüreceğim ve görüntü dönüştürücüye tıklıyorum. Daha sonra karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Burada dosyamı seçmemi istiyor benden. Burada size kısa bir uyarım olacak. Convertio maksimum 100 MB'lık dosyaları destekliyor. Yani bir video atacaksanız, bir videoyu dönüştürecekseniz bu videonun 100 MB'tan az olması gerekiyor ya da bunun Prime sürümünde edinmeniz gerekiyor. Yani ücretli bir şekilde Prime sürümünü alırsanız 100 MB'tan yüksekte dosyalar dönüştürebilirsiniz. Ama normal sürümde en fazla 100 MB'lık dosya dönüştürebiliyorsunuz. Bu ekrana geldikten sonra dosyaları seçine bir kez tıklıyorum ve buradan ben o görüntü, video veya ses herhangi biri hangi dosyadaysa onu buluyorum. Daha sonra üstüne iki kez tıklıyorum ve buraya geliyor. Bu görmüş olduğunuz gibi PNG bir dosya ve diyelim ki ben bunu JPEG'e dönüştürmek istiyorum. Ne yapacağım? Hemen şuradaki butona bir kez tıklıyorum. Daha sonra buradan görüntü seçenekleri zaten karşıma çıkıyor ve buradan ben JPEG'i seçeceğim. Siz hangisine dönüştürmek istiyorsanız tabii ki onu seçeceksiniz. Seçtikten sonra buradan dönüştür butonuna bir kez tıklıyorum. Daha sonra dosyamın dönüştürme işlemi burada başlıyor ve devam ediyor. Dosyamızın dönüştürme işlemi bittikten sonra burada zaten indirme seçeneği karşımıza çıkıyor ve tek yapacağımız bu aşamada indirmeye tıklamak ve zaten bu şekilde bilgisayarımıza yeni formatımızdaki fotoğrafımızı indirmiş oluyoruz. Convertio'da dediğim gibi bu şekilde dönüştürme işlemlerinizi çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz ki YouTube'da bazen videoların, görüntülerin veya seslerin sıkıntı yaşattığı oluyor ve formatının dönüştürülmesi gerekebiliyor. Bu zamanlarda çok işinize yarayacaktır kesinlikle. Convertio'dan da bahsettiğimize göre isterseniz 3. eklentimize geçelim. Üçüncü eklentimiz Bitly veya Bitly. Aslında nasıl okunduğunu tam olarak ben de anlamış değilim. Bitly aslında nasıl bir özellik sunuyor bize derseniz şunu söyleyebilirim size. Bitly'de linklerinizi kısaltabiliyorsunuz. Yani mesela bir YouTube linki aldınız ama bunu uzun bir şekilde bir yere yapıştırmak istemiyorsunuz ki görüntü açısından çok kötü duracaktır. Özellikle açıklama kısmına bir link yapıştıracaksanız upuzun bir link insanların gözüne hiç hoş gelmeyecektir ve bunu kısaltmanız çok daha hoş duracaktır. Ve Bitly aslında bize bu konuda kolaylık sağlıyor. Ben hemen sağ tarafından Chrome'a ekle diyeceğim. Yine aynı şekilde uzantı ekle diyeceğim. Zaten bu aşamaları artık siz de biliyorsunuz. Eklendikten sonra eklentimiz burada yine aynı şekilde çıkıyor ve ona bir kez tıklıyorum. Ve burada karşıma böyle bir ekran çıkarıyor. Bu ekran karşıma çıktıktan sonra oturum açmamı istiyor benden. Bu aşamada kayıt olabilirsiniz veya herhangi bir Google hesabınızda da oturum açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben şu anda kendi oturumuma giriş yapacağım. Girişimizi yaptıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda da zaten yapmamız gerekenler çok basit. Ben hemen bir videomun linkini buraya alacağım öncelikle. Şu anda elimde bir link var ve ben bunu kısaltacağım. Bunun için yapmam gereken tek şey bu elimdeki linki zaten CTRL-C yaparak linkimi kopyaladım. Daha sonra CTRL-V yaparak şurada görmüş olduğunuz kısma yapıştırıyorum. Ve burada shorten butonunu görüyorsunuz. Ona bir kez tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten linkimi karşıma çıkarıyor. Copy dediğimde bu linki almış oluyorum. Bu eklenti sayesinde dediğim gibi videolarınızın altına veya herhangi bir yerine nereye koyacaksanız linki kısaltılmış bir şekilde göze daha hoş gelen bir şekilde linklerinizi kullanabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve hemen yanındaki bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.